Merhaba arkadaşlar. Hamile vereceğim usta bugün bir Meriva ile sizlerle birlikte oluyor. Aracımızın Meriva yaklaşık bir 15 gündür randevu sırası bekledi ve işine başladık. Aracımız dışarıda park halindeydi. Aracımızda ne var? Otomatik şanzıman, yarı otomatik yani. Bunun şanzıman problemi var. Birkaç yerde çözüm olmamış ve bize geldi. 15 gündür sıra beklerken yeter artık sırası geldi. Bu arabayı alalım elimize dedik. Elimize aldık ve sökmeye başlıyoruz. Bildiğimiz gibi bunların bir de yukarıya LPG takmışlar. Motor evi çok dar bir alan olduğu için bunun özel bir böyle yarı kavisli bir anahtarımız olacak. Üst etraf vidasının marşın üstündekini sökebilmek için. Şimdi onu söküp birkaç etraf vida daha söküp şanzımanımızı aşağı alalım. Bot bölümüyle, baskı balata rulman bölümüyle yine birlikte olacağız. Öncelikle şu sökülmeyen civatayı bir sökmeye çalışalım. Bu süredir uğraştırıyor seni baba, ona değil tamam. Yani çünkü basit bir şekilde anlatıyorsun ama uğraştığın kadarını anlatabilirsin. Yukarıdan kollarla giriyorum. Mavsal vites robotuna değdiği için oradan giremiyorum. Önden yarım yıldızla yine giremiyorum. Su borusu var plastik. Travesa indirdim. Mazumanı sarkıttım. Arkadan milimetrik sökmeye çalışacağım. İnşallah sökeceğim. Bir şekilde sökeceğiz onu. Babam sizlere anlattı arkadaşlar. Şanzıman bölümü gerçekten zor bir alandı. Travesi sadece askır otu tutuyor. Bu yüzden travesi komple alacağız sadece. Şu an sarkık durumda. Kan kaynaklı olarak ves alacağız. Ancak bir tane zor civatamız var. Zor civata çıktıktan sonra işlemlere devam edeceğiz. Neye başlıyor? Bakın buradan çekim. Bak açımız bile yok. Su borumuz var. Ayağı var. Onun için civata altta kalıyor. Her anahtarla çalıştıramıyoruz burayı. Evet, zaten kollarda buradan girmiyor. Robotumuz var. Evet, zaten kamera bile girmiyor baba, uğraşıyorsun o kadar. Evet. Öncelikle aracımız neden geldi? Opel Meriva 2004-2005 kasaya sahip aracımız bizlere yarı otomatik şanzıman probleminden geldi. Aracımızda aşırı derecede vuruntu var, silkeleme var. Baskı balatanın büyük ihtimalle bayağı bir balatasının bittiğini de düşünüyoruz bu arada. Robot bölümüne, aktüatör bölümüne, debriyaj pompası bölümüne teker teker bakılacak. Bunun dışında arkadaşlar tek 2 dediğimiz orijinal Opel cihazıyla yapılması gereken adaptasyon ayarları var. Bunları da kesinlikle yapmamız gerekiyor. Bazı yerlerde geçen gün bir aracımız geldi, Opel Astra H yine yarı otomatik. Robot yağına, yani hidrolik DOT 4 olması gereken yağın içerisinde DSG yeşil mekatronik yağı konmuş. Bundan kaynaklı aktüatörün komple lastik yerlerini şişirmiş ve patlatmıştı. Bu yüzden komple aktüatör robot değişmek zorunda kalmıştık. Yani bunların yağlarını dikkatli bir şekilde koyalım. Robot yağına robot yağı, DOT 4 hidrolik yağına da DOT 4 konulması gerekiyor. Yoksa başınıza büyük sorunlar açabilir. Bu arada aracımızın Zonguldak ilinden geldiğinin altını tekrardan çizelim. Şehir dışından bizlere bu şekilde gelen araçlarımız var. Öncelikle güvenip bıraktıkları için 15-20 gün bekliyor bu araç. Öncelikle teşekkür ediyoruz. Güvende olduğunu göstermek adına bu videolarda çekiliyor. Şimdi hep beraber işlemleri izliyoruz. Tabii ki civata çıktıktan sonra şanzımanı kolay bir şekilde aldık. Araç aşırı şekilde titretip silkeliyordu. Baskı balatanın büyük ihtimalle problemli olduğunu göreceğiz. Baskı balatayı şu an çıkardık usta. Öncelikle volant bölümüne değinelim. Volant bölümünde aşırı çizilmeler var. Kameradan görünüyor mu bilmiyorum. Ancak ayrıca bombe de yapmış bir volant. Çizikler aşikar bir şekilde. Şimdi usta, baskı balatayı söktük. Gösterelim. Volanta gelen yüzeyimiz %30 var. Baskıya gelen yüzeye baktığımızda ne balata olmuş dahi yok. Aynen öyle. Yani bunu zaten diyecek bir şey yok usta. Bir tane eski çıkanlardan gösterelim. Aynısı mı bu? Tabii ki birebir aynı. Astra H aynısı. Zaten motor şanzımanı aynı. Bakın arkadaşlar, bu da bitik bir balata. Ölü bir balata, ancak aracın üzerinden çıkan balataya bir bakarsak artık balata kalmamış, demir sacına ulaşmış, silkeleme, vuruntu, bunlar tabii ki bu yüzden yapıyor. Aktüatör bölümünde de problemler devam ediyor. Üstündeyken basınç problemi olduğuna kanaat getirmiştik. Çünkü bunların direkt alıyorlar, takıyorlar arkadaşlar. Baskıya rulmanın basma konumunu ayarlamadıkları için maalesef yeni baskı balatayı dahi bitiren 20 gün, 1 ay, 2 ay sonra getiren abilerimiz var. Bunlara dikkat edelim. Yaptırıyorlar bu konumunu ayarlamadan. Baskı basılı kalıyor, balata kaydırıyor. 2 ay sürmüyor. Balata yiyor. Usta ben değiştim. Ben bitmiş diyor. Ya usta 2 ay taktım. 2 ayı ben bilmem. Söküyüm başındadır gör diyorum. Görüyoruz bu şekilde. İşte bu oluyor. Kullanıcı hatası değil. Usta hatası. Usta hatası, bilinçli usta hatası aslında.
bilmeden sökmemek gerekiyor. Tecrübe kazanmaları gerekiyor arkadaşlar. Biz burada sürekli izleyenler vardır. Biz Easytronic, yarı otomatik, MCP, Citroen, hepsi Dualogic, Ford, bunları yapıyoruz. Biraz bilinçli olmak gerekiyor. Kimseye de kötülemiyoruz bu arada. Kimseyi mağdur etmemeye çalışalım lütfen. Burada baskının bittiğini görüyorsunuz. Görebiliyor muyuz? Elimizde parçası olan ürün zaten sürekli look parçası. Opel'lerin elimizde parçası var. Bu yüzden arkadaşlar bunları belirtiyoruz. Aradaki yay farkına bakacak olursak baskının sonuna geldiğini ve bittiğini kesin gözle görmüş oluyoruz. Öncelikle buna değindik. Bakın, takviyeli olanları da var bunların. Ancak bunlarda takviye yok şu an için. Takviyeli de takarsak eğer, aracın orijinal üstünden çıkan değil, takviyeli sistemleri de var. O da farklı sistem arkadaşlar. Biraz daha güçlendirilmiş, ancak bunlar da çıkmıyor. Hemen burada şanzıman bölümüne geldiğimiz zaman öncelikle debriyaj rulmanının patlama noktasına geldiğini açık bir şekilde görüyoruz. Nasıl görüyoruz? Gördüğünüz üzere hidrolikler buradan akmış ve şanzımanın içerisinde bir çamur tortulaşma oluşturmuş. Basit bir şekilde görünecek olursa sizlere bu şekilde göstermek istiyorum. Bunların temizliklerini yapacağız. Zonguldak'tan geldiği için teşekkür ediyoruz. Şimdi bakın, bilya buraya gelmese, araç buraya gelmese patlayacakmış. Kitlemiş arkadaşlar. Bazen tutukluk yapıyor, bazen ses yapıyor. Zaten buradaki kurumlardan da görüyoruz ki arkadaşlar hidrolik kaçırmış. İyi ki de tam zamanda gelmiş. Robot vites kutusu aktüatörüdür bu. Bu da debriyaj kutusu aktüatörüdür. Bunların herhangi birinde büyük ihtimalle genelde bunda sıkıntılar oluyor. Buna da bakacağız arkadaşlar. Herhangi bir problem varsa müdahalesini edeceğiz. Rulman değişiyor. Debriyaj rulmanıyla baskı balata değişiyor. Burada baba gösterdi. Tekrar bir değinelim. Takmadan önce öncelikle buraları gösterelim. Çünkü gerçekten önemli bir detay. Sac balata. Yani bazı yüzeylerinde sac kalmış. Şimdi volanta gelebiliriz. Kartelden geliyor ya kaçağı ya da arka krank keçesinden. Bu arada volant daha önce sökülmemiş. Bunun bilgisini vereyim. Kesinlikle diş ilacı var bunda. Fabrikanın taktığı volant bu. Bunun bilgisini verelim. Fabrikanın üzerine taktığı volant zor sökülüyor çünkü. Burada yağ gelmeye başladı. Çekebilirsin usta. Yağ da yanık kokuyor. Niye? Değişmemiştir motor. Yağ eskidir ondan. Bayağı kötü kokuyor oğlum. Neyse, sökmeye devam. Hem kartelde hem krank kesesinde olabilir bence. Marşa baksana, marşın üst bölümlerinde. Evet. Cıvatalar da zor sökülüyor. Bir de şuna diyeyim baba, Osaka sökemiyorsa kimse sökemez. Aynen. Yani bunu da belirtelim. Yağ kokusu, yanık yağ kokusu. Leş gibi kokuyor ya. Vallahi aşırı derecede yanık kokusu var. Yağ kaçakları mevcut. Gördüğünüz gibi kran keçesini değişelim işte. Tabii kartel bölümünde de. Bu arada hemen Fransa'dan gelen aracımızın işleri var. Bu aracımızın cam filmi yapılacak. Fanı çalışmıyor. Periyodik bakımları var. Antalya Emniyet Müdürümüzün göndermiş olduğu Ford G Max bitti. Testleri hala devam ediyor. Bunların da detaylı videolarını sizlerle paylaşacağım. Bu arabanın periyodik bakımı büyük ihtimalle çok uzun süre aksatılmış. Bayan, yaşlı bayan olduğu için yağ bakımını bilmiyordur muhtemelen. Yılda biri kilometreyi doldurmasa bile yılda bir yağ değişimini yapmadığı için yağ aşırı şekilde yanık tarzda kokuları var. Çünkü burayı yanık kokusu sardı. Keşke telefon çekse de baba, onu da alsak. Bayağı bir yanık kokusu sardı. Periyodik bakımlarımızı aksatmayalım. İlk defa fabrikanın kullanmış olduğu, 2004 yılında fabrikanın kullanmış olduğu volant bu. Bazı sabit volantları değiştirmiyoruz ama bunun zamanı, ömrü dolmuş. Özellikle şuna değinebilirsin usta. Değineceğiz ama balata tozları sinyer olmuş. Buradan da tekrar değinmiş olalım. Neden bunlar sinyer gibi toplanmış bu? Arka krank keçesi yağ kaçırdığından dolayı yağlardan rüzgarla birlikte toparlanmış bir hale gelmiş balatamız bunlar. Yoksa bu toz duman olacaktı o zamanki gibi. Bunun temizliğini yapacağız.
Usta ilk çıkardığımızda değinelim dedik, değinmedik. Bu böyleydi. Evet, takılan takılma şartı o. Peki bu yüzü bu kadar bitmemişken iç yüzü neden bu kadar bitiyor? Evet, onu sormak istiyorum. Gayet güzel. Bunu takarken bak, böyle taktık. Bu tarafta hareket yok, sabit. Her depreje bastığımızda bu ayna içeri girip çıktığı için depreje bırakırken sürtünmeden dolayı erken bitiyor. Ön taraf yani. Tabii ki. Her zaman baskıya basan taraf. Baskıya gelen taraf. Baskının aynası her depreje basına git gel yaptığında bırakırken burada sürtünme meydana geliyor. Yakalaması için bunun. Bu dönüyor ya sürekli motorlar. Evet. Bunu döndüğü anı yakalamak için pırt diye burada sürtüyor. Zaten bu motordan aldığı gücü tekerlere aktaran en önemli aktarma organlarından biri. Evet. Crank'tan alıyor, volant sayesinde, baskı balata sayesinde, İçine vites kutusundan bölümden vitese geçiriyoruz. Tekerlere aktarım, akslardan geçiyor. Tabii bu arada bu bir kere değişmiş diyordun. Tabii ki. Bir kere değişmiş dediğini duydum. Onu da nereden alıyoruz? Teknikanlardan. Evet, yakaladık. Parçamız birebir aynı. Look. Evet. Bu daha önce başka bir aracım. Tamam, başka aracım bu. Burada da yazıyor look'umuz. Göstermiştik. GM'yi görürsek fabrika montajı diyoruz. Ya da yetkili servisten almış. Yetkili servisten. Look paketinde servise üretilene GM logosu vuruluyor, dışarıya üretilene vurulmuyor. Peki neden vurulmuyor? Dışarıda bu parça farz-ı misal 1 lira, yetkili serviste 1.75 lira. O 75 kuruşu da GM için veriyoruz. Yazıya veriyoruz. Tabii ki. Dışarıdaki ürünle look ürünü aynı yani. Birebir. Kalite değerinden hiç ödün yok. Aynısı. Aynı. Sadece logoyu bastığı logo için fazla para ödüyoruz. Bunda GM logosu olmadığı için ya bir kere değişti, %100 değişti yani. GM logosu yok arkadaşlar. Bak. Olsa değişmemiş look diyecektik ama. Ama GM yeri boş bak burada. Evet, bunda da bu şekilde. Yani bu yeni ürünümüz GM yazmıyor, ancak look ürünümüz. Peki şanzıman temizlik bölümüne geçelim. Bulmanı sökmeye. Sökmemiz için de rekor anahtarımız mevcut. Düz anahtarla da sökeriz ama rekoru kaydırdığımız an yalama oluyor ve sökmeye uğraşıyoruz. Burada GM logosunu görüyoruz. Bu debriyaj rulmanında FTE marka büyük ihtimalle. Bu arada hidroliğini sizlere gösterelim. Kesin simsiyah çıkacak. Evet, yanıltmadım. Buraya işte biraz önce bahsettiğim DSG yağını koymuşlar. Şu görmüş olduğunuz balon olmuştu. Yani biraz böyle 2 metre 1 metre vardı herhalde. Simsiyah bir şekilde görüyorsunuz. Doğru yağ ancak yanmış ya. Zamanda evet, değişmiyor bu. Bunların bakımları evet var. Rulman burada. Abi ben zaten yapmıyorum. Ben destek olarak yapıyorum. Onun tam olarak yapıyorum. Eski ürünümüzü gösterdikten sonra burada değinilmesi gereken yani önemli noktalardan birini daha babam şu an sizlerle paylaşacak. Bu çıkarmış olduğu bir O-ring lastik. Ne işe yarıyor usta bu? Bunu koymasak şanzıman yağımız buradan akar. Yani buraya yine yağ gelir olacaktır. Evet. Ve kesemeyiz baba. Şanzıman sökülüp şu yaptığım işlemi yapmadığın sürece yağı kesinlikle ve kesinlikle durduramazsın. Zaten bu ürün içinden debriyaj rulmanının içerisinden çıkıyor. Yeninin. Burada da yeni ürünümüz var. Bu şekilde arkadaşlar debriyaj rulmanı. Saks debriyaj rulmanı. Kalitesini zaten bilenler bilir. Saks ve look ürünleri bizim dükkanımızda kullanılıyor. Bunlar burada arka kran keçesi yağı kaçırınca balatamızın biten tozları. Gördüğünüz balata tozu bir madde. Bunlar eskiden asbestle üretiliyordu baba. Evet. Kanserojen bir maddeydi. Artık asbesti kestiler. Balatalardan ondan dolayı biraz daha kilometresinin ömrü kısaldı. Daha erken bitiyor. Gördüğümüz gibi bunların hepsi balata tozları. Şimdi volant koyma işlemine geçeceğiz ama krank keçesi değişti bu arada arkadaşlar. Üstüne sıvı jontayla silikonladık. Burayı da temizliğini yaptık. Şurada küçük bir su kaçağımız var. Paslanmaları görebiliyoruz. Ufak, inceden, çok fazla önemli bir şey değil aslında. Burayı sıvı jonta yaptık. Temizliğini gerçekleştirdik. Çok önemli, arka krank keçesi diye geçiyor. Eğer bundan yağ kaçağınız varsa ya motorun inmesi gerekiyor ya da şanzımanın inmesi gerekiyor. Çünkü motorla şanzıman aslında bir parça olduğu için bunun değişmesi için bu ikisinden birinin ayrılması gerekiyor.
Yağımız buradan boşalırken siyah renkte olduğunu söylemiştik. Şöyle göstereyim tekrar. Gelecek ben gitmek o. Sus. Sefer geldim ben sana. Tamam mı? Bir göbeğe beraber yapalım. Aynı kızı tutuyor şimdi tutuyor. Şu an göbek ayarını yapıyorsun priz direğin. Yoksa karşılamaz şanzıman arkadaşlar. Priz direğe geçmediği için şanzımanı yerine oturtamayız. Bu yüzden ortalı bir şekilde takmaya çalışıyoruz. Burada babam bunun ayarını yapıyor aslında. Görüyorsunuz içeride balata oynuyor. Orta konuma getirip civatalarını sıktığımızda sabitlemiş oluyoruz. Bakın göbek şu an sabit. Üstüne atıyoruz. Hızlı gitmemiz lazım. Biraz yoğunluk, araç yoğunluğu yine oluştu. Debriyaj rulmanını taktık arkadaşlar. Üstüne atalım daha sonra deyince. Ya. Şey bu Astra J bir tane abi vardı. Astra J şanzıman ötüyor. He. O geldi bıraktı mı? Şey yaptı. Bilmiyorum arabasına bak. İncarsın. Hadi. Hadi. Evet. Evet. Girdi. Artık şanzımanı üstüne attık arkadaşlar. Çıkan şanzıman yağının rengini de buradan görebilirsiniz. Yine yanmış bir şanzıman yağıyla beraberiz. Çevre civatalarını takıyoruz şu anda. Çevre civatalarını babam şu an sıkıyor. Önemli ayrıntılardan biri araç bittikten sonra, toplama aşamasına geçtikten sonra aracı hareket ettirmeden önce çalıştırıyoruz arkadaşlar. Kontak açık vaziyetteyken tek 2 dediğimiz orijinal Opel'in GM cihazı. Bunu kullanarak aracın adaptasyon işlemleri, 3 adet yazılımsal işlemi var. Onları gerçekleştirdikten sonra fabrikadan nasıl çıktıysa o şekilde tüm ayarları yapılmış oluyor. Burada da yine çevre civatalarıyla başladık. Kısa kısa buralara geçeceğiz. Aracın test sürüşünü de sizlere paylaşacağım. Şu an arkadaşlar traversi yerine getirdik. Civatalarını şu an teker teker 4 tane civatası var. Askı rotlarımız da tutuyor tabii ki ama sürle bağlantısı var. Civatalarını tutup sonra sıkacağız ve traversi de yerine getirmiş olacağız. Yerine taktık. Olması gereken konum bu. Hemen alt takımlarda işlemlerimiz var. Burada rotilimiz. Burada zaten takılı bu. Rot kolumuz takılı. Burada zaten sökmedik askı rotumuzu. Disklerimiz yeni değişmiş. Fren balatalarımız yeni değişmiş. Bunlara da değinelim. Burada hemen civatamız var. Pulu. Hemen pulu. Takıyoruz. Somunlu takıyoruz. Bu şekilde sıkacağız. Kontrası da var tabii ki. Tel geçiyor buradan. Kontrasında yapacağız. Rotuna geçtik. Civatasını takıyor. Tabii ki rotili taktım baba. Evet. Rotil takılışı geldi. Taktık. Askı rotunu taktık. Rotili taktık. Dönüyor ya. Dönüyor. Bittikten sonra şanzıman yağımızın aktığı aks bölümünden akan şanzıman yağlar var. Bunları temizleyeceğiz. Alttan yine yıkayacağız arabayı. Yine bir çevre civatasından devam ediyoruz. Ön alt takosu, şanzıman alt arka takosu montajını yaptık. Sıra öne geldi. Bunun montajını yapıp daha sonra işleme devam. Aslında bazı araçlarda vuruntu diye şikayetle geliyor müşterilerimiz. Vuruntunun sebebi kulaklardan yapabiliyor. Kopuk oluyor, yapıyor. Kopuk oluyor, içinin lastiği kopuyor. Bu gibi benzer sorunlar vuruntulara, kalkışlarda, seslere, takırtılara sebep verebiliyor. Şanzıman yaptırmadan önce eğer böyle bir sıkıntınız varsa kulaklarınızı kontrol ettirmeyi tavsiye ediyorum.
Bu malzeme nedir diyecek olursanız, çok bir karşılaşmadınız malzeme. Lastik dolu ağırlıktır bu. Bu travesimizin zayıf olmasından dolayı buna balansını, titreşimini almasını lastikle bir ağırlık takos yapmışlar. Yaklaşık 1 kiloya yakın bir ağırlığı var. Bu arada aracımızın bazı eksiklikleri var. Müşterimize onları da bildireceğiz. Eğer zamanı varsa daha sonra yaptırmasını tavsiye ediyoruz. Örnek veriyorum, rot kolundaki körük yırtık. Buradan görsün. Bazı eksiklikleri var. Kendisi geldiğinde zaten bu eksikliklerden karterde yağ kaçağı var. Arka krank keçesini her ihtimale karşı değiştirdik. Orada vardı. Körüklerimizde yırtıklar var. Körüğü gösterebilirsem size göstereyim. Görünüyor. Aynen, tamam, gösterdim. Yırtıklar arkadaşlar. Birkaç eksiği var. Onların notlarını aldık. Müşterimize ileteceğiz. Karterde yağ kaçaklarımız devam ediyor aynı şekilde. Şöyle göstereyim. Diğer Astra H'lardan farkı, sensör bakın burada. Aracın ön tarafından giriyor. H'larda arkada sensör bulunuyor. Çok önemli sensörlerden birisi. O sensörümüzün görevi yağ seviye mühürüdür. Yağ belli bir seviyeye indin mi, yağ lambamız sarı olarak, altında da deniz dalga işareti çıkar. Yağ eksik diyor. Evet. Benzin lekinlerde şimdi alt yıkama yapıyoruz. Ondan dolayı maskemizi taktık. Temizliğimizi yapalım. İçeriği havalandıralım ve ondan sonra işimize devam edelim. Benzin çektikten sonra bakın şöyle temizliğinde kısaca çekeyim. Akmış yine, havayla kuruttum ama bu şekilde temizledik. Bilgisayar işlemleri başladı. Sesi alabilirsek. Şu an otomatik debriyaj pompalıyor. Evet. Tüm ayarlarını yaptık. Aküyü tekrar aşağı aldık, çıkardık. Şimdi akü yerinde taktıktan sonra burayı tamamlayacağız. Ve en sonunda arkadaşlar aracımız bitmiş olacak. Bilgisayar işlemleri de tamam. Dışarıda sizlerle beraber aracımızı test edeceğiz. Vites geçişleri nasıl, vuruntu var mı, silkeleme var mı? Bunların hepsini sizinle beraber kontrol etmiş olacağız. Herhangi bir sıkıntı olmaz ama bazen oluyor. Siz de görmüş olun. Test sürüşünde beraber olalım. Aracımızı çalıştıralım. Aracımızın şu an direksiyon mafsalını şu
görmüş olduğunuz boş kutuya takacağız. Mafsal'da taktıktan sonra aracımız hazır. Bu videoyu Opel Merivan'ın veya Ford C-Max'ın içerisinde atacağım. Aracımız Mini Cooper, dizel, periyodik bakım vardı, kaza yapmış müşterimiz, fan davlumbazı, fan çalışmıyordu gibi problemleri vardı. Bir problemi daha vardı, neydi baba? Yağ bakımları. Yağ bakım, periyodik bakım yapıldı. Zaten burada da gördüğünüz gibi mazot filtresini boşalttık. Sosis tarzındadır bu. Tabii bunun havasını almak da önemli. Yoksa araç çalışmayacaktır. Aracın bu tarafına geçtiğimizde kaskosu olduğu için Fransa'da yapılacağını belirtti. Sadece fanı çalışmıyordu. Fanın çalışmasını sağladık. Buradaki tamiratları yaptık. Bakın burada arkadaşlar cırt kelepçe atmak zorunda kaldık. Bura çünkü boştaydı cam suyu. Tekeri sağ tarafa döndürdüğümüz zaman cam suyuna değme yapıyordu. Bu da cam suyundaki plastiğe zarar veriyordu. Aracımız bu şekilde periyodik bakım yapılıyor. Yağ filtre değişimleri yapılırken kaza ile alakalı birkaç işlem yapıldı. Bunun dışında da başka bir sorunu yok. Ayrıca aracın 4 tane camına da cam filmi yapıldı. Bunu da bir göstereyim.